Türkiye'nin Ermeni asıllı ilk kaymakamı Berk Acar, hafta başında Denizli'nin Babadağ ilçesinde görevine başladı. Denizli'de merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Babadağ ilçesi 1995 doğumlu kaymakamın ilk görev yeri. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Ermeni asıllı bir kaymakamın atanması konusunda Babadağlıların fikirlerini öğrenmek için Hürriyet ilçenin yolunu tuttu. Babadağ yüksek rakımı tertemiz havası yemyeşil doğasıyla cennet gibi bir kasaba. Gençlerin göç verdiği, emeklilerin yoğunluklu olarak yaşadığı Babadağ'da kasaba merkezindeki kahvehaneye oturuyoruz. Kaymakam Acar önce 30 Ağustos törenlerinde ve ardından pazar ziyaretinde kasaba halkıyla tanışıp selamlaşmış. İlk olarak girdiğimiz Rahvan Atçılar Kıraathanesi'nde çalışan Musa Yılmaz, Kaymakam Berkacar'ın ilçeye bir hafta önce geldiğini söylüyor. Yılmaz, ilk tayin yeri olduğunu duyduk. Bizim için insan olsun yeter. Kürt, Türk, Ermeni hiç fark etmez. Türkiye'de ayrımcılığı kaldırmamız lazım. Bir kişi Türk vatandaşıysa benim için bitmiştir. İnsanları Ermeni, Yahudi diye ayırırsak ülkemiz bundan dolayı kaybeder. Benim için bu kaymakam diğer kaymakamlarla eşittir diyor. 68 kuşağından eski ülke ocakları başkanlığı yapmış, emekli Recep Arıcan alıyor sözü. Kaymakam gayet düzgün birine benziyor. Burada salı günleri pazar kurulur. Belediye başkanıyla birlikte göreve gelir gelmez bir pazar ziyareti yaptı. Orada gördük. Duyduk ki Fatih'te Koca Mustafa Paşa da büyümüş. Orada baba dağlılar çoktur. Bence o sebeple ilk görev yeri olarak buraya atadılar. Ben bu atamayı baba dağ için çok olumlu buluyorum. İlçemizin ne kadar barışçıl bir yer olduğunun ispatı. Burada Ermeni, Rum, Türk, Kürt hiç fark etmez. Babada hoşgörülü bir kasabadır. Bilinçli insanlar yaşar burada, dedi. Babadağ'ın manzaralı bir noktasında çay içen Hüseyin Gündoğan ve Zeki Özcan'ın yanına gidiyoruz. Gündoğan başlıyor anlatmaya. Kaymakam bir ilçe için çok önemlidir. Ben 7 sene önce kaymakamın yanında görev yaptım. Bu kaymakamın nereli olduğunun ya da dininin bizim için önemi yok. Önemli olan hizmetleri. Örneğin bizim buraya çıkmaz sokak derler. Ulaşım zor. Helan bölgesi. Bu sebeple düz araziler yok. Biz burada bu sebeple pahalılık yaşıyoruz. Denizli'de 2 lira olan sebze buraya 4 liraya geliyor. Gençlerimiz göç ediyor. Kaymakam gibi, belediye başkanı gibi kişilerden bu tip sorunlara çare bulmalarını bekliyoruz. İfadesini kullandı.